2025 vurgunuz neden? Neden 2023'te bunlar yaşanacak diyorsunuz? Nasıl değişir dönüşür onu da söyleyeceğiz. 2025'te ne bekliyorsunuz? 2023'te her şey başladı, devam etti. 2024 de kolay geçmiyor. 2024 hastalıkların devam ettiği, kapanmaların olduğu, bir süre sonra normale döndüğümüz, ama birdenbire normale döndüğümüzü zannettiğimiz anda, oh artık rahatladık dediğimiz anda 2025 hafif, önce fark etmeyeceğiz, birdenbire gireceğiz o kıtlığın içerisine. Hep söylüyoruz, güneşin yavaş yavaş yok olduğu, soğukların çok yoğun olduğu, bakın 2023 ve 24'te bu soğukları hissetmeyeceğiz ama 2025 çok soğuk olacak. Ona göre herkes önlemini alsın. Rüzgar enerjisi diyoruz. Bakın güneş enerjisi, güneş panelleri kuruluyor. Onun yerine rüzgar enerjisinden artık yavaş yavaş ona dönelim. Güneş panellerinin işe yarayacağı dönem son 2 yıldır. Ondan sonra artık rüzgar enerjisinin kullanılacağı döneme gireceğiz. Ama yavaş yavaş da 2025 kıtlık, ama 2025 ekonominin de çok rahatladığı bir dönem olacak. Bu arada sanal paraya doğru gidiyoruz. Buna dikkat edelim. Altının çok kıymetleneceği, paranın değersizleşeceği, paranın artık dokunamayacağımız, elimizde tutamayacağımız bir döneme doğru gideceğiz. 2025 ile birlikte yoğunlaşacak ama artık yavaş yavaş o da başlamış görünüyor. Para anlamsızlaşacak. Anlamsızlaşacak ama tarla o kadar değerli olacak ki, arsa, arazi o kadar değerli olacak ki. Ama para yerine altının daha böyle çok kıymetleneceği, taşların çok kıymetleneceği döneme doğru gideceğiz. Güvenlik önemli bir sorun olacak. Kıtlık varsa, yokluk varsa gerçekten can güvenliği öne çıkacak. İnsanların hani eşkıyalık dönemini düşünün. Gerçekten bundan dolayı o dönem biraz karışık geçiyor. 2025'ten mi bahsediyoruz, değil mi? Aynen 2025. Yalnız var ya İlkay Hanım, bunları Türkiye için söylemiyoruz sadece. Dünyayı düşünün. Bakın bütün dünyada bunlar olacak ama bütün dünya o kadar çok etkilenecek, o kadar fazla etkilenecek ki onlar arasında bir ülke, evet, yıkılanlar olacak. Tarihten silinenler olacak. Çok büyük dediğimiz ülkelerden yok olanlar olacak. Yenilmez denilen, süper güç denilen birçok ülkenin teker teker aynı anda veya arka arkaya. 3 ülkenin sonu gelecek. İsim vereceğiz. Yok, isim vermeyelim. 3 ülkenin sonu gelecek. 3 büyük dediğimiz, yıkılmaz dediğimiz, kale gibi olan 3 ülkenin sonu gelecek ama Türkiye'de burada o kadar yükselecek ve o kadar büyüyecek ki o kalenin yerini Türkiye alacak. Merkez 2025'te. 2027, 2028, 2029 bu şekilde devam edecek. 25 sonrası. 25 sonrası. Diyelim. Dünyada hep bunlar olup biterken onların arasından en şanslı olan. Neden en şanslı? Peki hadi oraya dönelim. Bakın her şey bütün dünyada olacak. Türkiye'ye özel olarak saldırdılar. Çünkü Türkiye'de bir şeyler var onları rahatsız eden. Onların yapmak istediklerini etkisizleştirecek olan güç, enerji Türkiye'de. Ve onlar o yapmak istediklerini yaparken engel gördükleri ülke de Türkiye. O yüzden bize şu sıralarda çok artan saldırılar var. Enerji saldırısı, bakın bunlar. Boyut kapılarının hepsi neredeyse açıldı artık. Boyut kapısı, hocam onu anlat. Şimdi bakın İlkay Hanım, yepyeni bir konu. Şimdi daha önce boyut kapıları kapalıydı. Ama şu anda artık... Evrendeki boyut kapıları. Evrendeki yani. Boyut kapılarının neredeyse hepsi %85-90'ı açık. Bu şu demektir. İnsanların çoğu bunun farkında değil. Enerji alanı açık olan insanlar eğer üzerinde koruması varsa şöyle bir sendeliyor ama hiçbir şey olmuyor, kendini koruyabiliyor. Ama eğer kişinin enerji alanı açık ve koruması yoksa,
O zaman kök çakrasındaki enerji su gibi vakumlanıyor ve kişi elini kolunu kaldıramaz hale geliyor. Yorgunlukla çok yaşıyor, yorgun evet. olmaya başlıyor. Bakın anlamıyor, dikkat edin, birçok insanda panik atak başladı, vesveseler başladı, sıkıntılar başladı ama bunu neden yaşadığını bilmiyor. Bilmiyor. Aşağıya doğru çekilmeye başladı çünkü boyut kapılarındaki negatif enerjiler insanlardaki enerjiden besleniyor. İnsanlardaki enerjiden beslendiği için bu boyut kapıları bu kadar hızlı açılıyor. Önlem ilk kez duyuyorsunuz, boyut kapıları açıldı. Yepyeni bir durum bu. Hikaye Hanım, lütfen buna altını çiziyorum. Boyut kapıları açıldı, yeni. Bunun bize yansımaları var. Bizi ilgilendiren çok önemli, çok çok önemli bir bölümü var. Hocam güzel söyledin. Boyut kapıları nasıl açılıyor? İnsanların üzerindeki enerjiler tetiklendikçe yapay olarak, artı geçmişteki sıvılarla, robotlaşan insanlar var, dikkat edin. Sıvı dedik, anladınız bakın, değil mi? O COVID sonrası. Sıvılarla, yapay evet. hareketlerle, bu arada sesiniz gitti, depremlerle. YouTube'da buna sıvı diyoruz arkadaşlar, tabii, anlamışsınızdır sıvı. Diye bir tamam. altı çiziyoruz. Tamam. Şimdi sıvılarla tetiklendi. Yapay hareketlerle tetiklendi ve en son depremlerin, yapay depremlerin hareketleriyle boyut kapılarının neredeyse tamamı açıldı. Yırtılma gibi düşünebilirsin bunu ve bundan dolayı insanlarda kalp krizleri tetiklendi. İnsanlarda bakın vücutlarında titremeler başladı. Peki ne oluyor bu boyut kapılarından var. Başka alemlerden varlıklar mı geliyor? Alemlerden varlıklar üzerindeki enerjiyi vakumlamaya başlıyor. Böylece insanlar kendilerini çok yorgun hissetmeye başlıyorlar. Panik atak başlıyor, zihin çok konuşuyor ve insanlarda korku oluşuyor. Kısmet kapalı da oluşuyor. Doğurganlık bitiyor bakın. Doğurganlıkta çok ciddi sorun başladı. Ve bu şekilde de devam edecek. Bu ya çocuklara yansıyacak ya da doğurganlığı yok edecek bir süre sonra ya da cinsel hayatı kapatacak. Engelleyebilir miyiz? Evet, engelleyebiliriz. Üzerinizdeki ağır metalleri temizleyin. Ağır metalleri temizlemek için bitkiler var. Mesela biz de bununla ilgili takviye gıdalar ürettik. Kişniş. En güzel ağır metal temizleyendir. Kişnişin tohumu değil yalnız, ekstratı. Angel's Life ürünleri arasında bulabilirsiniz. Ekstrak kullanmadığınız sürece tohumun tek başına etkisi yok. Neden etkisi yok? Zayıf kalıyor. Bunlar yıkanmak zorunda, üzerimizden atmak zorundayız. Çünkü negatif enerji ağır metal oluşturur. Sıvılar ağır metal oluşturur. Biz bunları üzerimizden yıkadığımız zaman ne olur? Vücudumuz hafifleşmeye başlar ve rahatlamaya başlar. Damarlarımız damar tıkanıklığı yapar gene ağır metal. Damarlarımızı temizlemiş oluruz ağır metalleri üzerimizden attığımız zaman. Şimdi öyle bir söyledin ki hocam sanki Angel's Life'ın reklamını yapıyormuş. Hayır, Angel's Life'ın reklamını yapmıyoruz. Bu reklam sadece değil. Kendilerini de bulabilirler bu arada. Onu da söylüyorsunuz. Neticede içeriği söylüyorsunuz. Kişnişin ekstrakı diyorum. Bakın vurgulayarak söylüyorum. Ekstrak. Özüt dediğimiz tohum değil. Sadece özüt işe yarar. Tohum hafif kalır. Yani bu şekilde de bulabilirsiniz. Sizin ürünleriniz arasında da bakılabilir. Evet, neticede ne olduğunu söylüyorsunuz. Herkes buna bir dikkat etsin. Herkes mutlaka kendini günde 2-3 defa o çayını içerek bu ağır metallerini atsın üzerinden. Mümkün olduğunca. Bunun haricinde hastalıkları özellikle de sıvıları almış olanlar. Korona sürecinde. Evet, özellikle de sıvıları almış olanlar. Enerjinin farkında olanlar. Bakın hastalıklarla tanışmak zorunda değilsiniz. Hastalıklar geliyor dedik ama bunları yaşamak zorunda değilsiniz. Enerji alanınızı, bu bir enerji hastalığıdır. Evet, fiziki bedene geliyor mu? Fiziki bedene geliyor ama siz enerjiyle kendinizi koruyabilirsiniz. Çakralarınızı dengelemeyi öğrenin. Enerji alanınızı temizlemeyi öğrenin. Bunları yaptığınız zaman zaten siz hastalığa karşı kendinizi korumuş olacaksınız. Yani her şeyin bir çaresi var. Olumlu düşünmeyi öğrenin. Kendinizi negatifin içinde negatifle beslemeyin. Hayal kurmayı öğrenin. Bakın her şey bir hayalle başlar. Hayal kurmayı başarabilirsek, başardığımız olumlamalar paylaşıyoruz Instagram sayfasında. Hayal diyorsunuz, bu nasıl mümkün? Hayal olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. Siz evrene ne gönderirseniz, evrenden size bu gelir. Mısır ekersen mısır gelir. Mısırı istemezsen Allah vermez ki.